aleyhisselam ölü kalpleri diriltmek için gelmiştir. Ama nasip olmadıktan sonra insanı herhangi bir şey için fayda vermez. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهُ سَنَا عَلِمَ حَكِمَا Allah-u Teala dilemedikçe Resulüm de ki onlara, siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Rabbimiz bizlere iyi ya da kötü, murad ettiğimiz, yapmak istediğimiz hususlarda serbestliği vermiş, imtihan edebilmek için. Bize de hep iyi ve kötü yolları göstermiş, güzel olanı göstermiş, Allah-u Teala'nın rahmetine giden yolu göstermiş, rızasına giden, cennete, Resulullah'a giden yolu göstermiş. Evet, bu yol belki dikenli, belki meşakkatli, belki sıkıntılı, 18 saat oruç belki zor, sıcaklarda oruç belki zor, 5 vakit namaz insana belki zor geliyor yeni başlayanlar için. Ama sonu rahmet var. Hem dünyada rahmet, hem ukbada rahmet. Bir de öbür taraftan bak, namazdan uzak, Kur'an'dan uzak, hayatında kural yok, kaide yok, ahlaki bir nizama uymak yok, Kur'an ahlakından uzak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakından uzak, o insan her ne kadar dört dörtlük görünüyorsa bile kendi iç dünyasında huzur yoktur. Ne bu dünyada rahat olabilir ne ukbada. Dışarıdan görürsün hani meşhur tabirdir Anadolu'da, ak bak koyun gören, ak bak yağ zannedermiş. Sen gördüğün zaman yağlı zannedersin ama içinde kim bilir ne fırtınalar kopuyor. Halbuki Kur'an'a sarıldığımızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarıldığımızda ne diyoruz her sohbetin başında? Sallu ala Rasulü tabibi kulubina Muhammed. Kalplerin tabibi, kalpleri tedavi eden, Kur'an ile, sünnet-i Resulullah ile, doğru yol ile, Kur'an'ın mucizevi kelamı ile, onun bize öğrettikleriyle, ahlaki kurallar ile, dünya ve ahirette bizi nizama sokacak, doğru olacak, bizi güzel yapacak, sırat-ı müstakime ulaştıracak en güzel ahkam ve şeraiti Hazreti Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere en güzel bir şekilde beyan ediyor. Yüce Mevlamız